Oy oy oy. Hey hey hey. Yere 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 yere. Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? Şark yine diri diri yaptı kendini. İyi misiniz? Akşamlarınız hayır olsun. Kandiliniz mübarek olsun. Kadir geceniz mübarek olsun. Dua edin, kabul olsun. Her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoş geldiniz. Ben yeni Diyanet İşleri Başkanınız. Deniz Tanrı verdi. Pilavlıya gideceğiz mi? Benim durdu depozit. Ne diyorsun? Bol kreşler, bol çökmeler diliyorum. Ali ben öleyim, sen de kurtul lan benden. Bu ne oğlum? Yayını açmışım, adamın ettiği duaya bak ya. Kadir gecesi kabul olsanın ne olacak? Yoklama almıyorum değil mi? AFK alacağım. Yok ama kamerayı kapattığım zaman söylüyorum artık sana. Özellikle senin adını vererek. Onu söyleyeyim. Yine de ben Barış kamerayı kapattım, haberin olsun. Ben kapattım diyorum yani. Değil konuda gelince az pilavlar geldi aklıma. Okumalar diyordu pilavlı. Ne diyor bu ya? Ne diyor? Anlayan var mı hadi depozit katı? Tamam. Pilav yok ama. Tamam Barış. Ben notta düşerim sana. Barış kamerayı ben kapattım diye. Pilavlı okumalar hiç mi girmedin sen? Abi ben öyle yerlere girmedim, bilmiyorum. Pilav mı okunuyormuş? Nasıl pilav, nasıl okunuyor? Neyin o? Ben pilavı yiyorum oğlum, okumuyorum bir şey. Ben tavuklu pilav yerim mi? Okumam, bilmiyorum, anlamadım. Ben de anlamadım, pilavlı bir şey mi okunuyor? Ne oluyor pilava? Pilavdan ne istediniz şimdi siz ya? Okumlar falan yapıyorlar. Ellerle pilav dağıtıyorlar. Böyle tulumba tatlısı. İçim geçmiş bir an. Google Translate Google Translate daha güzel çeviri. Abim sen şunu tane tane yaz bakalım. Biz senin sorununu bir çözelim. Senin derdin ne? Kur'an okumaları oluyor. Pilav dağıtıyorlar. Bu okumalarda gelenlere. Şimdi Türkçe öğretmeninin bana telefonunu sen bir ver. Ben onunla bir görüşeyim. Hani derse biz çok uğraştık ama olmuyor. Sıkıntı sende. Seni tanımazsa bil ki sıkıntı onda. Gel biz bu senin Türk öğretmeninle bir konuşalım. Sen kaçıncı sınıfa gidiyorsun sen? Diyanet başkanı olunca böyle saçma soru. Ya soru sormamış ki. Tamam onların orada Kur'an okunurken ne pilav falan dağıtılıyormuş. Okumalarda gelenlere. Okumalardaki. Oğlum bu defa bak ondan sonra diyorsunuz ki sen okumayı bilmiyorsun, sen yanlış okuyorsun. Şimdi bu yazıyı ben nasıl doğru okuyayım? Ben bu yazıyı nasıl doğru okuyayım?
Tevfik Yıldız vefat 2016'da, kusura bakma. Allah rahmet eylesin yani. Karından mı acaba? Acaba sen öğrencisin diye mi? Allah rahmet eylesin. Toprağı olsun. Benim kafa direkt şeye gitti. Okunmuş pilavlar vardı eskiden. Bir yerlere giderken pilav okunmuş pilav yedirilirdi çocuklara. Sanki okunmuş pilavı yedikten sonra çocuk Einstein olacak. Oğlum şu da okunmuş su, bu da okunmuş pilav. Diye sıkıştırılır derinde. Çocuk zaten stres içinde anasını satayım. Sınava girecek. Bir de okunmuş pilavıyla suyla uğraşıyor ya. Okunmuş şeker. Evet evet okunmuş şeker de var, doğru. Öyle bir şey mi depozit kat? Okunmuş pirinç değil. Abi sen pirince pilava takmışsın kafayı. Senin canın pilav mı istiyordum? Çocuğa bir de pilav ısmarlasın ya. Çocuğun canı pilav istiyor galiba. Git. Çiğ mi oluyormuş o? Sen daha iyi bilirsin abi. Pirinç pilav uzmanı sen gibisin burada. Arkadaşlar Diyanet Başkanlığı istifa ettim şu anda. Bundan sonra böyle sorular gelmesin. Şu anda istifamı verdim bu arada. Nihat Hatipoğlu'nun kariyerinde başarılar. Acaba yayınlardan sonra Nihat Hatipoğlu şey diyor mu? Allah'ım sen beni affet ya falan diyor mudur acaba ya? Yani yeme kersek oruç bozulur mu? Sorumuz bu. Peki oruç tutarsak yemek bozulur mu? Sara bozulmaz. Geçen gün ne demişti bir tanesi ya? Annem boğuluyor daha az daha soru üzerine. Ha şey. Cuma namazında ayakkabısı çalınmış. Diyor ki ben bunun parasını diyor öbür tarafta o adamdan alacağım mı? Cuma namazında ayakkabısı çalındı. Bak bu yaşandı, kendi gözümle gördüm bir hafta önce. Diyor ki hocam diyor cuma namazında diyor ayakkabım çalındı diyor. Ben o ayakkabıların parasını diyor öbür tarafta o adamdan alacağım mı? Ya takside bağlarsınız Allah huzurunda. Allah bankasında takside bağlarsınız. Ödeyemez, yapacak bir şey yok. Hocam cennette de dolar yükselir mi? Dalga geçiyoruz da bu sorular soruluyor bu arada. Bu sorular soruluyor arkadaşlar gerçekten. Doğruya doğru şimdi, yalan yok. Bu sorular da zengin. Alex eyvallah. Alex dün bana bir soru sordu. Ona bir cevap verdim. Bir daha kayboldu. Dedim herhalde artık terk etti yayını. Masadan kalktı. Ben bu yayını terk ediyorum dedi. Gitti. Monitöre gitti. Pardon. Minotaur'a gitti. Çok pardon. Yanlış okudum. Ama monitörde iyi nickmiş. O da kullanılabilir. Evet. Hoş geldiniz. Ali'yi evlendiremiyorum arkadaşlar. Moda bakmayı unuttum ya. Çocukları Bastard Child'la yapın. Pregnancy kontrolde
Kızlarda sıkıntı çıkıyor demek ki. Kızlar elimizde kaldı. Artık bir sonraki seride. Bakmadım vallahi, yalan yok. Ya bugün ilk defa erken yattım. Yayında yoruldum mu ne oldu bilmiyorum. Sahurdan sonra bir uyku çöktü abi. Dedim ki hadi yatayım lan, erken yatayım bugün, erken kalkarım. Lan abicim saat 10'da bizim komşu camın, damla benim camın önünde. Araba tamir edesi tuttu. Çok anlıyormuş gibi. Çok anlıyormuş gibi. Araba tamir edesi tuttu. Ulan dedim şimdi kalksam bir şey, yarım saat gar 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 yir 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 gar 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 yir. Şimdi kalksam bir şey desem. Adam da emek, canı sıkılıyor herhalde falan. Empati yapıyorum ha kendi kendime. Halbuki yataktan kalkmaya üşeniyorum. Ağzını burnu kıracağım yoksa. Empati yapıyorum lan diyorum. Hadi şimdi adam yaşlı bir de hani. Canı sıkılıyordur. Anlıyorum diyorum hani. Emekli maaşıyla geçinmeye çalışıyor. Ülkede durumlar belli falan. Baya baya empati yapıyorum böyle ha. Hani bir başkalarının düşünmediği, devlet büyüklerinin düşünmediklerini ben düşünüyorum bir anda böyle. Kalktım şöyle bir camdan baktım. Tek başına zaten takılıyor orada. Dedim kalk. Kalk biraz Dragon's Dogma oyna, bir şeyler yap falan. Girdim öyle sağa sola takılıyorum falan. Saat 2-3 oldu. Lan benim gözler kapanıyor. Bakıyorum akşam iftarda çok var, anasını satayım. Hadi biraz daha yatayım. İşte o yatma, o yatma beni bitirdi. Bir kalktım abi 6.30-7'ye doğru, sersem gibiyim böyle. Affedersin, sarhoş gibiyim böyle. Kafamda Blandiyalılar cenk ediyor. O haldeyim yani. Abi ne iftarda bir şey yiyebildiğim, ne enerjimi toplayabildiğim. Çok saçma salak bir gün geçirdim ya. Bugün de yani bugüne de denk gelmesi üzdü biraz. O yüzden biraz böyle bakan körlük yapabilirim, haberiniz olsun. Modum biraz düşük yani. Hafif böyle sersem gibiyim hala yani. Saçma bir haldeyim böyle yani. Öyle işte benim günüm. Siz ne yaptınız anlamadım. İstanbul seferi. İstanbul'u göremeyiz arkadaşlar ya. Çok uzak oğlum İstanbul. Ne yapacağız İstanbul'da? İstanbul'u aldık da ne oldu? Görüyorsunuz halini. 20 milyon insan İstanbul'a yığıldı şu an. Görüyorsunuz halini. Dalalım. Kızlara teklif gelirse onaylayacağım, onaylayacağım. Kızlara teklif direkt göndereceğim. Ama gelmeyecek büyük ihtimal. Ne oldu? Bitti mi? Batı GG mi? Yok, şunları da alalım da Batı'yı komple bitirelim. Sonra küçük bir mola verip Güney İmparatorluğu'na bir dalalım artık ya. Lan hep bunlar çıkıyor oylamalarda ya. Hala. Abi iki tane şeyi olan tımara da ne yüklendik be. Dur lan belki kapatıp açınca şarj olmuştu. Dur bakayım Türk mantı. Gel bir şansımızı deneyelim. I'm yours to command. Kızlar yok. Olma oğlum. Ali evde kaldı ya. Ali zaten sen gerçekten de evde kalmıştın. Tamam işte. Evde kaldı. Ya evlendiririm benim takipçilerden biriyle de. Uğraşasım yok şu anda. Asker alalım biraz. Ne alaka lan bu kadar Surgyalı? Aa bu kadar Surgyalı. Oha bunlar niye Surgyalı asker kaçağı lan? Allah Allah. Oğlum Surgyalı yok ya topraklarda. Çok enteresan. Aa kafa kralının çocuğu da evlendirmek mantıklı bu arada. Yani akraba değiller sonuçta. Bakıran bizim
Atabeyimiz. Hani babamız lordken yaverliğini yapmış adam yani. Bizi de büyüten. Hani gelişmemize emeği olan. Helal olsun. İşte bir gerçek bir Viking. Tek başına kale önünde. Hadi şuraya dalalım da batı bitsin. Çıksın şu haşereler aradan. Sonra bir güneye de dalalım. Ne oldu lan? Biz de şey yapmak isterdiniz hep. Barış yapmak istedim. Ne oldu? Ha? Hala mı arkadaşım? Aa. İyi tamam arkadaşımmış hala. Güney yok. Raraga'ya nefret ediyor benden. Kızım bu kadar kalanlı 22K gücü sen nasıl elinde tutuyorsun ya? Vallahi devlet gibi hatun ha. 68 yaşında. 15 kalanlı 22K güç yapmış. Bunların tek ordu da ben bunları yerim ha. Tek savaşta. Ya bazı çocukları şeyle yaptık ya. Bilmiyorum ya. İlginç bir şekilde. Aa, Eyyubilerin kralı öldü. Selahaddin Eyyubi öldü. Az Selahaddin Eyyubi sizlere ömür. Eyyub oğlu Selahaddin. Bizi bağlayan bir durum yok. Allah rahmet eylesin. Mübarek akşamda öldü. Mübarek akşamda öldü arkadaşlar yani. Yapacak bir şey. Ne barışı lan. Ne diyordum ben? Büyük nine mi? Büyük nine veya büyük büyük nine veya büyük baba ol. O çok oldu ben onu olalı. Şimdi mi aklına geldi YouTube? Şey ama YouTube demişim. Steam. Tabi mod kurunca Steam'de şaşırdım. Oğlum, kaçıncı çocuktu da? Torun muydu lan bu falan? Steam hesaplayamıyor benim çocuğumu değil mi? Kimin çocuğu oldu da acaba bana saydı gene? Oyun bile artık şeyi benden biliyor ya. Ulan şunun çocuğu oldu. Kesin bunun da parmağı vardır. Yapıştır anasını satayım babaşarıma. Olsun. Oyunda başarmışlık hissi var. Güzel. Aa bunlar kim? Aa. Bedir gecesinde kurban kesiliyor muydu ya? Neyse. Ben çok yanlış anlamışım olayı sanki ha. Hadi şuraya dalın da. Bitsin şunlar. Çıkalım gidelim buradan. Ben yavaş yavaş dönüyorum bu arada. Bunlar biter zaten. Merak mı geçti önümüzden? Sen daha az meraklı değilsin ya. Yeter lan artık kaç yaşına geldi Çar? Peki ben mesela şöyle bir deneme yapacağım şimdi. Bastard Child kullanarak eşimden bir çocuk yapacağım. Tamam mı? Sonra onu büyütüp evlendirebiliyor muyum diye bakacağım. Eğer oluyorsa çocukları Bastard Child'la yapacağız. Çünkü Aliyah'ın annesi benim nikahlı karım. Hani oyun bazında da karım yani şey değil. Normal yollarla yap yani Bastard Child kullanılmadan yapı yani normal pregnancy control ile yapıldı.
Bir de öyle bakayım. Eğer öyle bir şey varsa pregnancy kontrolü gerek yok zaten. Kullanmayın. Bir mod boşa çıkar. Ya çünkü biz daha önce kız evlendirdik. Evlendirdik mi ya biz kız? Ki ama bizim 3 kızımız öldü mü ya? Dur lan. Bizim 3 kızımız da öldü mü? Hasret. Yo. Ayla işte. Tamam. Ayla'yı evlendirmişiz. Evet. Tamam. Demek ki evlendirebiliyoruz Bastard Child'la ya yaptıklarımızı. Çünkü gerisini kendi eşimizden Pregnancy Control'la iyi yaptık. Hani o daha sorunsuz olur diye. Ama oylamada kızlar çıkmıyor ilginç bir şekilde. Turşusunu kuruyoruz hepsinin evde. Bir de öyle deneyelim bakalım. Tabii Bastard Child modu eşimizde çalışıyorsa. Onu da bilmiyorum şimdi. Hangi modla yapıyordu? Dur. Astrid'le bir konuşayım da bakayım. Heh. Tamam. Hamileli kontrolü. Bununla değil. Bununla iyi yapıyoruz. Tamam. İngilizce yazanla. Türkçe yazan hamilelik kontrolü. Tamam. Peki Hotbutter'la yaptıklarımız? Ama hangisini Hot Butter'la yaptık bilmiyoruz ki. Gidiyorum da acaba hamile mi bizim kız? Dür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 
Ne olmuş burada oğlum? Benim karım nerede? Aranız nerede lan? Sen kimsin ya? Hasta herhalde. Geçmiş olsun. Yo tamam abi. Yapabiliyor muyuz abi? Böyle bir şey var mı? Aa kabul etmedi lan. Bu nasıl oluyor oğlum? Bu nasıl oluyor ya? Bu nasıl oluyor? Oğlum bizim Aliya'dan başka büyük kızımız yokmuş ki. Rosalia daha 17 yaşında. Bizim Aliya'dan başka büyük kızımız yokmuş ki zaten. O yüzden kız çıkmıyor. Şey de olabilir ha. Bu arada. Gerçekten sıralamayla da alakalı ama... Çıkmıyor mu? Çıkardı o zaman ya. Değil mi? Başka yok. Dur şimdi. Aynen. Aliya'dan başka da büyük kızımız yokmuş ki zaten 18 üstü. Allah Allah. Evlisiniz sizin nasıl? Ben de anlamadım abi. Bakalım bu hangi mod? You failed to convince the child. Bu hangi mod oğlum? Yanlış bir modda bir şeyler yaptım ama. My husband. Konuşmak istediğim bir şey var. Sana hediye aldım. Beğendin mi? Beğendi. Konuşmak istediğim bir şey var. Sen çok hoş görünüyor bugün ya. Övüyorum şu an. Peki şimdi birlikte... Kadın da yeter diyor abi. Az önceki başarın çocuğunun torunu olduğu zaman geliyor.
Oldu zaten daha önceden. Oğlum bu beni bassa şart modüle niye kabul etmiyor lan? O zaman eğitim yapalım. Marketten bir şeyler aldım şeye. Sen söyledin hani alışveriş için bir şeyler alışveriş yaptık beraber bir şey yaptık. Bayramlık yaptık bayram alışverişi. Oğlum. Kralım lan ben. Nerede bu? Bastard Child. Bunun ayarı var mıydı? Bastardo. Reddetmeme var mı lan burada? Sen kimi reddediyorsun ya? Bu ne? Anlamadım bunu. Du 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 du. Disable conversation options. Bu nasıl oluyor lan? Meditation for making money. You can use when you're playing with meditation and you only want to have bastard with your... Ha, bu da değil. Yok galiba ya öyle bir şık. Var mı öyle bir şık? Oğlum zaman geç ki acaba olmuyor mu lan? Ulan deneyeceğiz dedik şeye yapamadığımız şeye bak ya. O zaman şey şimdi Hot Butter'ı da tek atamaz bu. Hot Butter'la tek at lan bari. Oğlum bütün yayın kitleme bizi buraya. Sıçtık. Neyse dinlenip dinlenip. Kral iktidarsızlaşmadı abi. Kadının isteği azaldı. Ne yapalım şimdi? Ulan çarı soylu yapmadım ben. Onunla alakalı olabilir mi ya? Yeter lan sende. Kızımı da veremedim sana. Şehri mi vereceğim? Yeter. Bizden kim evlenecekti lan? Şu 18'likler büyüsün diyorduk. Dur. Kim var bizde şimdi? Olaf, Olaf. Olaf'a verelim artık. El kahraman o. Kadın, mümkünse canlı. Sturgyalı. Lord Lady, bekar. Bu kim? Ben bunu inşaat demişim. Ve bu Osven değil. Ben bunu inşaat demişim abi. Pardon bacım yanlışlık olmuş. Bu kim? Aa Hidrun. Hidrun'dan bizim kızımız mı var? Oğlumuz mu var? Sen ne ara büyüdün lan piç? Var büyümüş ha. Vay piç. Yaş. Ha 18 oldunuz mu? 18'i mi evleniyordu ya? Bu akraba. Bunu şimdi nasıl ayıracağız ya? Var mı akrabalık? Bu da çok onursuz ya. Dur, aynı kıza tıkladık. Agnes, akrabalık var mı? Ama bu klandan almayalım ya. Bizim klanlardan almayalım. İdruna. Anası ölmüş. Dur bakayım. Akrabalığımız var mı? Yok. Togorovink'in
Tamam, bunların kalan kalabalık. Bunlardan alabiliriz. Bu da dövecekmiş gibi bakıyor, korktum. Bounty Arbas'tan almayalım ya. Akraba almayalım şimdi. Omrodoving'den Horita. Orianlar öyle Lolita gibi. Horatay'ymış, pardon. Vikinglerden Rostova, o benim kızım. Hepsi de bana düşman ya. Aa, çöktü mü? Çöktü. Buna tıklayınca çöktü. Z kuşağı çökertti oyunu. İşte dedim abi, Kadir Gecesi beddua tutar diye yani. Ali, iyi bok yedin ya. Vallahi. Çökmeyen oyunu çökerttin ya, sana helal olsun ya. Gerçekten büyük başarı ya. Gerçekten yani. Abi ne fes atmışsın sen ya. Ulan ne kadar işten değdiyse harbiden çöküyor lan oyun. Harbiden bu arada ne kadar işten beddua ettiyse adamın bedduası kabul oldu ya. Mübarek günde milletin duası kabul oluyor. Bizim Ali'nin bedduası kabul oldu ya lan. Vay anasını ya. Oğlum bunun günahı büyüktür ha. Filtre ver bana. 1000 TL filtre parası ne kadarsa o kadar bulaşık gönder bana. Günahımı aldın. Filtre parası gönder hemen. Bak mübarek günde sevap işlersin. Ben de ne bakıyorsam işte 18'liklerden bir tanesini al gitsin abi. Ne uğraşıyorsun? ...18 miydi 21 miydi? 18 olması lazım ya yaş bu arada. Ya Bannerlord'un orijinal zaten ergenlik yaşı 18, yani olgunluk yaşı diyeyim. Sağlara çıktıkları yaş 18. Tamam, Wildur'un klanı mı diyordum ben kalabalık diye. Wildur'un klanından birini istiyorum ya. Maksat çocuklar, gönül dağı, yangın, yağmur muydu? Bütün tuşlara bastım ya. Şu alt tarafı krallığıma gideceğim. Niye bu kadar büyüdü ki bu iş? Wildur'un klanı. Hangisiydi Wildur'un klanı? Reis, gel bak. Ne uğraşıyorum. Ben bu arada çocuk çalışmalarına devam ediyorum. Kendi şehrimde oda kiralıyorum ya. Ha, bakayım Bastard Child'la yapabiliyor mu bari? Yalnız burada beklersem olmaz. Haber gitmez. Normalde o çağda 13-14. O çağda mıydın abi sen? Yaşadın mı o çağda? 13-14 yaşında kız mı evlendireceğimiş o çağda? Yalan. Yani gerçekten Ali, sana helal olsun. Bir şey demiyorum ya. Nasıl mutlu şimdi? Utan lan kendinden. Abi ciddi misin ya? Of. Ya 19. yayında çekilmiyor artık bunlar. (Gülüyor) 20 Bulgar lavası kaç para yapıyor lan? Hemen hesaplıyorum hadi. Eksik çıkarsa daha isterim oğlum. 20 lava kaç TL? 350 eksik fitre parası. Fitre kaç TL? Abim fitre 130 TL. Ha? 130 TL fitre mi olur be ya? Fitre ne kadar? 130 TL.
Ama asgarisi sen asgari ödemeyeceksin. Dört kişilik ailenin fitresini istiyorum senden. Benim kaç çocuğum var bu seride? Bayağı o 28 kişilik fitre göndereceksin sen bana. 520 TL yapıyor. Dört kişilik ailenin fitresi. Ona göre hesabını sen yap. Ben kendimi istemedim oğlum. Ben çocuklar için istiyorum. Tabii. Vallahi yine çöktük. Çökmedik de bu donma oluyordu zaten. Oyun başında da vardı. Çok nadir de olsa lordlarla konuşmaya çalışırken. Olsun. Bastard Charter'da bir şans daha doğdu. 7x520. Tamam, kabul, tamam, boş ver, tamam. Tamam, hadi, gönlüm aldı, hadi, tamam, hadi. Yalnız bir Victoria pozu yapmış bir de bak. Ayıp ya. Ayıp ya. Vallahi ayıp. Ha, zekat mı pahalıydı? Dur. Zekat ne kadar? Zekat kaç TL? Yıl içerisinde ödenecek olan borçlar çıkardıktan sonra kira gelirleri diğer yer hesabının bir miktar 180 gram 80 gram altın isterim. Altın değeri ulaşır üzerine 40 hiçbir şey anlamadım abi. Yani 80 gram altının zekatı ne kadar? Niye böyle bir hesap var ya? Oğlum 200 bin 200 T 200K diyor lan. Abi 200K para gönderiyorsun bana Bannerlord'dan. Toplam malın 40'ta biri. Ali mal varlığın ne? Evi var, arabası var, PlayStation'ı var. 4090'ı var. 4090'ın 44'te birini gönderse bana ben gene köşeye dönerim. 4090'ın 40'ta biri de çok şey mi olur? Gene aşağı yukarı aynı paraya geliyor galiba ya. Nasıl bir anda matematik uzman oldum ama? Abi 80 gram altın üstünde paran varsa zekat veriyorsun. Ya Ali'de vardır ya. Ali'de olmayacak da bende mi olacak abi? Oğlum bir şey deneyeceğiz. Hadi lan. Heh. Tamam. Şimdi Seval. Bu olan çocuğu kız yapacağım önce doğsun. Sonra büyütüp bakalım eve verebileceğiz mi? Ben de bu arada 3-5 çocuğu aradan çıkarayım. Bayan Lord olsa iç güveysi göndereceğim de. Ya da Ali'yi erkek yapıp 90 yaşında birisini de yaşını büyütüp neyse tamam. Çok şey yapmayalım yani çocuğu da. Seksen gram altın kaç para? Seksen gram altın kaç para şu anda? Merak ettim lan. Abi şimdi ben Wildur'a ulaşamıyor muyum? Wildur nerede? Oğlum ordu varsa yarıma ayağıma çağırayım lan. Wildur nerede abi? Bir orduda mı? Wildur orada değil galiba. Ben çağırabiliyor muyum Wildur orduna? Zanya. Wildur emekliye ayrılmış ya. Yok. Wildur emekliye ayrılmış. Peki Wildur nerede? Neredesin abi? Yakınlarında diyor. Batı İmparatorluğu topraklarındasın sen. Ben seni niye göremedim ya Wildur? Yakınlarında diyor. Demek ki şeyde birliği var yani. Ha burada. Zaten başka bir orduda. Ben niye göremedim abi seni başka bir orduda? Ha burada Wildur. Bunlar da kuşatmaya gidiyor. E tamam gidelim. Yol üstü şey yaparız ya. Şattırırık ya.
Ya da dur gönder bakayım ya. Bir daha. Bug olmuştur. Bir şey olmuştur. 200K. Ben de çünkü 200K bir şey gördüm de 200K filtre mi olur diyecektim. Şey zekat mı olur diyecektim. Slava London'da gerçekleşen turnuvayı kazandı. Deli lan bu kadın. Hamile hamile turnuva kazanıyor. Heh. Dayı. Evlilik yoluyla ailemiz arasında bir ittifak öneriyorum. Oğlum o kadar çok var ki. Yemin ederim gitmiyor ha. Oo. Olaf da yok ki burada. Oğlum Olaf da yok burada. Olaf da yok. Radoslava kim? Vikinglerden Radoslava. Sen kimsin? Torun. Kız kardeşte Dragana. Bu da 22 yaşında. Senin erkek kardeşin mi var? Hey! Bu benim torunum mu? Ne ara büyüdünüz oğlum siz? Bu nasıl torun? Dragana da çıkmıyor değil mi? Dragana zaten evli oğlum. Ben Dragana'yı evlendirmişim oğlum zaten. Bunda sıkıntı yok. Radoslava çıkıyor ama Radoslava... Radoslava'yı alsana benden. Kati için diyor. Kati 25 yaşında. Olur lan. Hadi görüşürüz. Kaç paran var senin cebinde? Al biraz daha. Çocuğa başlık parası. Kız verdi parası vereyim sana biraz. 1 milyon çok oldu sanki. Ah. Başka. Gel. Daha devam. Biz hiç devam. Başka. Başka kim kardeşi vardı bunun? Bir kız daha vardı. Dur şimdi. Dur şimdi. Radoslava'yı verdik. Jose. Jose'ye mi kız alsak bir de? Aliçu kim? ...37 yaşında. Çok olmadı o sanki. Dur bakayım daha iyi fikrim var diyeyim. Dur bir dakika dur. Konuşmak istediğim bir şey var. Evlilik yolu. Evlilik yolu. Hadi şu. Başka birini düşünmüştüm. Barinya. Barinya kim? Akrabaya gitmesin. Görebilseymişim keşke ya. Dur bakayım abi. Barinya kim? Brinya. Kaç yaşında Brinya? 37. Hadi lan. Afiye olur. Afiye olur. Şuradan. İgnar da olur. Ama bu evli galiba. Evet bu evliymiş. Bilmiyorum karıştı ortalık ya. Bu kim? Bu da evliymiş tamam. Evliyse sıkıntı yok. Çoluk çocuk birbirine girdi anasını satayım. Ne 37 yaşında hepsi ya. Evde kalmışları bana veriyorlar. 35 yaşında olmaz. Şöyle değişik isimli var. Şu kim? 18 yaşında. Olur. Bir şey var. Kız alıp veriyor. Ali şu kimdi ya? Al lan Aliçu. Heh, şimdi sen bana para ver. Heh. Bu işler böyle koçum. Şimdi bir daha at. Tamam.
Bir aldık verdik bir şey yaptık orada. Saçma salak. Saçma salak bir şey oldu. Çok salakça bir şey oldu az önce ya. O benden aradı, ben ona veriyorum. Çok eğlendim ya. Ali şey tamam, Ali düzgün çocuk ya. Ali şu düzgün çocuk, sıkıntı yok. Ulan ya. Bir çarpışma sırasında bu ödülü gerçekleştiremezsin. Çarpışıyor muymuşum ben? Sen benim çarpışmamış halimi gördün. Ulan ya. Ne güldüm akşam akşam. Gerçekten. Şimdi Aliço geç bakayım sen karınla. Kimdi senin karın? Kimi aldık lan biz? Önce Aliço'yu koyalım oraya. Aliço biraz vekillik yapsın. Aliço nerede? Zaten vali misin sen? Tamam, şöyle yapalım o zaman. Hangi kalede valisin sen koçum? Müjok kalesinde. Tamam, senin karını buraya vali yapayım ben. Siz burada bir cimalaşın bakayım. Şimdi kral gel bakayım. Senin olanlardan sıradaki en büyük hangisi? Olaf'ın evlenmesi lazım abi. Yaz bunu. Sinaç'la Olaf'ın evlenmesi lazım. Ama Olaf oylamada çıkmıyor. Kendi şeyde çıkmıyor. Olaf evde kaldın koçum. Olaf da çıkmıyor. Neyse dur bakalım. Biraz boşaltma yaptık. Ne olacak şimdi? Kaların toplam gücü. Ne yapacaksın? Birazdan bakayım ona. Şimdi bir şeyle uğraşıyorum. Abi şimdi bizim fenlerden kız alalım. Kim var abi fenlerden? 47 yaşında. 37 yaşında. 22 yaşında. Oo, eş. Carolina. Carolina'yı alalım mesela fenlerden. Bizim. Oo, güzel güzel. Tamam. Merak bacın ne yapıyorsun? Hadi bakayım büyüyor piçler. Senin kız kardeşin hayatta mı? İsmail'lere gitmiş. Lan ya Kore'ye gitmiş. Neyse ben... menülerde dolaşınca atmaya başladı artık. Çat diye atıyor. Valla. Çok yüklendi artık herhalde. Continue ya. Sevadı bitti mi? Almadık galiba. Neyse. Menülerde dolaşınca çat diye atmaya başladı artık. Çok yüklendi oyun bir anda. Dur şimdi seri seri evleneceklere bakacağım. Hemen onları evireceğim. Listeden de çıksınlar. Tamam düğünü saymış. Ama bize de önemli olan oydu zaten. Şöyle bir tık yürüyelim. Bir daha save alalım abi. Şimdi Merak'ın kalanına gidiyorum. Hızlıca Merak'tan. Yani Merak kalanından. Bu defa espri yapmadım bu arada. Her şey espri sanmayın. Meraklı akraba olacağız şimdi. Baksanıza buralar bile geç yükleniyor artık yani biraz. Yo baksanıza. Oyunu yorduk. Çok lord oldu. Oyunu bir tık yorduk.
Ben kimleri evlendirecektim? Asiktir. Aliço mu? Kimi evlendirecektik lan? Unuttum oğlum. Aliço'yu evlendirmişim. Jose miydi? Sinaç mıydı? Olaf değil, Olaf çıkmıyor oynamada. Anlamadım abi. Alina'yı veriyorlar. 47 yaşında. Ya ablam sende akıl var mı ya? Senden büyük kadını benim oğlana mı veriyorsun ya? Benim aklımda başkası var ya. Neydi? Carolina. Ya ver Carolina'yı ya. Al sana. Oha paraları da güzel lan bunların. Bana bir tane at. Sen çok seversin. Oradan birini hatırla işte. Başka? Hayır o değil. Bir dakika. El direkt buraya gidiyor. Hosse kimdi? Sen de evlen lan. Eyvah. Tıklayacağım mecbur abi. Yapacak bir şey yok. Agda mıydı? Bismillah. Agda. Hosse ile de Agda'yı evlendiriyorum. Agda. Yes. Tamam. Elleşmeyin. Hosse'ye torundu. Ya aman. Torun morun. Ne yapayım oğlum işte evlendiriyorum gördüğümle. Teklif gelmiyor zaten bak bize. Bize şu an çatı çatı teklif gelmesi lazım bu arada. Teklif de gelmiyor. Orada bir sıkıntı var. Yok arkadaşlar, bastard child, bastard. Bunu şimdi birazdan belli olacak. Hanım bir daha bir doğursun. Mesela bak Roxana kim? Ha pardon lan Roxana şey. Bakalım şimdi. Aliço Sincan evlendi. Hosea evlendi mi? Hosea evlendi. Aliço evlendi mi? Aliço evlendi. Sincan evlendi mi? Evlendi. Sen kaç yaşındasın zipik? 20 yaşında. Tamam siz büyüyün. Eline kim mesela? Eri de oynamada çıkmıyor dedi mi? Eriyene. Bu bizim şeyin kızı ya. Eriyene'yi direkt verelim. Sen kimdin? Tövbe estağfurullah. Bunu beleş veririm. Bunu beleş veririm. Bunun daha yaşı var. Benim kızım. Tamam. Agda geldi. Okey. Şimdi. Şu bizim akrabanın çocuğunu. Dur şöyle yapalım. Ha çıksınlar benden. Anlatabiliyor muyum? Burada şeyi kaplamasınlar. Aile kısmında olmasınlar. Abi senin kızı kimdi? Oğul. Oğul tamam. Eriyene. Eriyene'yi şeye verelim. Ha. 53 yaşındaki adama da vermek istemiyorum bu kızı ya. Yok. Kıyamam. Yani Ali olsa 63'e 70-80'e kadar 90'a kadar veririm. Sıkıntı yok da. Şöyle Yağız bir delikanlı yok mu ya sağda solda? Dur bakalım. Kime verelim? Hangi klana verelim? Olaf'la evlendirelim. Aa mantıklı. Mantıklı lan. Bir dakika şöyle bir şey yapacağım. Ne yapacağım? Ha, Olaf'la bir konuşayım bakayım. Olaf benim yerimde değil mi oğlum? My son! Where are you? Oğlumu görmüyorum şu anda. Ha Olaf orduda lan dur. Salak. Yo. Ha burada tamam. Beyin yandı ya. Peace to you.
Yo, bayağı birim oğlum. Vesna kimdi? Vesna kim? Tamam lan al. Eriyen'i evlendirdim bunları. O da hafta Eriyen'i evlendi. Tamam. Oğlum Eriyen akrabamız değildi değil mi lan? Yok tamam. Şeyin. Kafa kralına şeyin. Şey kim? Bir dakika. Sen kimsin? Eriyen'i kim abi? Bizim klanda Eriyen'i diye biri var. O kim? Eriye de gören var mı? O kim abi? Allah belanı bu kılanın abi. Eriye ne değil de. Vesna. Vesna kim? Benim beyin çok fena durdu ya. Vesna kim abi? Vikinglerden. Vesna. Ha tamam. E oğlum onu niye canlı gösteriyorsun bana orada? Salak oyun. Mal. Canlı gösteriyordu oğlum. Evlendiriyordum az daha ya. Vesna kim diye. Kayıtlara ölü geçmemiş. Alüç evli mi lan? Evli. Benim beyin gitti ya. Tamam al. Yeter lan tamam. Sonra bakarız. Sokacağım. Bir daha çocuk yaparsam ne olayım ya. 3 çocuk abi. 3 çocuk. Akraba makraba da istemiyorum. Alın kelleleri. Yeter ya. Evlendiniz lan işte. Gev yapmayın. Şey nerede kalıyor? Dur. Tımarlardan Eriyene'nin kaldığı bir yer var mı? Yok, Eriyene'yi vali yapalım. Eriyene. Eriyene'yi vali yaptım buraya. Tamam, dağıtıyorum benim orduyu da. Tamam, nereye vali yaptım ben Eriyene'yi? Eriyene neresinin valisi oldu? Gitti gidiyor kalesi. Gitti gidiyor şurası ya. Tamam. Okey. Dur benim oğlana diyeyim ki oğlum git bakayım karının yanına. Nerede Olaf? Heh. Peace to you. Evlat. Şu. For you and wife started thinking about production and theory. Tamam. Şimdi siz gidin. Lan bu da aile kontrolü ya. Git karının yanına diyorum kısaca ona. Ben ona bakacağım father. Tamam, bak ona. Bu çocuklara biz ne eğitim verdik acaba ya? Ne biçim konuşmalar bunlar? Yarı Türkçe, yarı İngilizce. Nasıl bir eğitim aldı bunlar? Entelektüellik öyle bir şey değil oğlum ya. Ne yaptığı şımarıklık şu an yani. Şımarık entelektüel bilimi olanlar. Ne lan? Abi diyor bir adam buldum diyor. Bir Viking savaş dedim abi bir karı buldum diyor. Allah'ın emri peygamberin Gabriel'e bana bunu alak diyor. Aslan gibiydi diyor. Kaplan gibiydi diyor. Gözümü alamadım savaş meydanında ondan diyor. Tamam gelsin tamam. Tamam gelsin. Bakayım. Tamam gelsin tamam. Hani oğlum? Şu mu? Yoksa İdrona mı? Ne bileyim geliyor böyle askerler geliyor işte böyle. İdruna mı geldi? Tamam hadi bak. İdruna gelsin.
Aha, evlilik teklifi. Dur. Araba gittir oğlum. Araba gittir, araba. Baya 1.50. Kaldıramaz sen onu, 1.50. Araba gittin lan. Oldu bu iş, oldu. Baya bak baya. Halk mutlu. Tüf be. Oh, rahatladım. Demek ki sıkıntı yokmuş o modlarda. Abi herhalde gün ya, gün biliyor musunuz? Sanırım tam 21'de şimdi girdi. Ondan sonra teklif geldi bu arada. Lan biri gitti biri geldi ya. Neyse, erkekmiş. Tamam, Aliya'dan kurtulduk. GG. Oh. Oh, nasıl içimde kaldıydı. Dur lan, bakacağım oğlum, bakacağım. Adamın tip tipe bakacağım. Vasfıra bakacağım. Dur, merak ettim. Şalvarlı malvarlı bir şeydi oğlum. Neyse, sana beşi bir yere takarlar orada. Dur ya, çok merak ettim. Vallahi çok merak ettim. Tipi çok merak ettim abi. Bunu kutlamalıyız ya. Allah'ım ne mübarek bir gün. Hayırlı değil ya. Ali'ye göre mi? Yüklenmiyor ki. Oh. Kusur. 28 yaşında. İyi lan gene, entelektüel tipe benziyor. İyi lan gene. Oğlum gene iyi lan. Baksın oğlum tipe. Bildiğin şey bu ya. Neymar. Bak. Biraz kusu ol. Onurlu gonurlu mert adama gittir oğlum gene, hadi. Adamın yüzüne nur indi seni alınca, bak. Halbuki bilmiyor ki nasıl bir şeye bulaştı. Ama Aliya da şimdi kendi kızım diye demiyorum, dünya tatlısı bu arada. Kendi kızım diye demiyorum, dünya tatlısı bu arada. Onun da talibi oradaymış. Ne yapalım? Oh, mutluyum şu anda. Demek ki yok abi, modlarda sıkıntı yok. Ama niye çıkmadı o zaman? Eriyene hamile kaldı. Eriyene kimdi? Ben de bilmiyorum artık. Vallahi 80 yaşında denk gelmedi ya. Gelseydi yapıştıracaktım da. Artık kaderine küs. Buraya tıklamaya korkuyorum şu anda. Aa. Arkadaşlar benden bu kadar. Vallahi. Benden bu kadar artık. Yeter. Otomatik dağıta veriyorum. Bu saatten sonra yoruldum. Her 15 dakikada bir 100 tane perk dağıtmaktan yoruldum. Bak, bir sonraki seride 3 çocuktan fazla yaparsam yayını izlemeyin. Beni uyarın. Tamam mı? Bana yayını kapattırın abi. Bak, o kadar diyorum ya. Yeter ya. Yeter 3 çocuk. Kardeşin mardeşin çocukları da giriyor işin içerisine. Büyüyorlar da büyüyorlar sonra. Bir de büyüme modunu kullanmayacağım artık. Çok hızlı büyüyorlar. Ya da ayarını bir tık daha düşürürüm. Ya da karakterin gelişme modunu kullanmam bir dahakine. Şu an ne yapıyorum diye merak ediyorsanız, bu arada şu yaralıların iyileşmesini ve savaşın bitmesini bekliyorum. Batı İmparatorluğu dağılsın, sonra Güney'e savaş edeceğim. Ben bir tur daha eğitim atarım bu arada. Hatta bizimkilerin ordular sağlam. Da bekleyelim biraz. Zaman geçsin. Barışmaya gerek yok. Dağılacak zaten krallık. Ne güzel adam ki kesiyorlar ya. Sıkıntı yok. Saldım abi artık. Yoruldum.
Yoruldum artık. Bak hala 5 yaşına çocuk giriyor ya. Senin suratına ne oldu oğlum ya? Niye hepinizde bir Targaryen olma isteği var ya? Bu hangi idruna lan? Oha! Mükemmel eşleşme bu arada. Mükemmel eşleşme. 20-18. Bunu kabul ederim ya. Çok güzel eşleşme. Gençler sevmiş birini. TikTok'ta tanışmışlar. Ya da bir dakika ya. Bunların tımarı bittiyse kapatalım orayı hakikaten. Yok, bir tane tımarları var. Onu almadan rahat yok bize. Onu da alıyorlar galiba bu arada. Aynen, ona da çökmüşler. 3 ordu çökmüş oraya. 3 ordular savaşı. Oha oğlum, 3500 kişi var lan burada hemen. 3600-3700 kişi var lan burada. Orayı kimse savunamaz. Kim alır turnuvayı? Kalkan Kırgızı. İdruna kazandı. Okay. İteyim truplarım güzelce be. Evet. Zaten direkt bitti. Krallık dağılınca tabi bunlar direkt bana savaş açtılar. Yani klanlar savaş açtı. Batı İmparatorluğunu bitirdik. Şimdi şöyle bir toparlasınlar. Ben de artık geçeyim. Batı İmparatorluğu savaşı, Güney İmparatorluğu'na direkt savaşı açalım. Bugün Güney İmparatorluğu'yla savaşırız. Tertemiz. Ha bir de şu var, artık bu saatten sonra olanların statları falan hepsi oturdu ya. Çok da önemli değil yani. Sen kimsin lan? Asırayla var bir tane. Benim orada şey mi var? Ya iki tane usta asırı okçusu var, onları atarız. Benim en sevdiğim askerler gelsin. Ya bunlar da yedekte beklesinler. Buradan asker alırız. Ben savunma ordusunu yapayım gene. Şöyle gelsinler. Bak şu minnakları da alabiliriz ha. Osven, Mosven. Ben bir 2000 kişi yapayım orduyu ya. Ya da yeter ya. Yani 3000 kişilik bir ordu çökerse girer kalesi, orayı savunurum. İçeriden savunurum. Her türlü hallederiz yani. Çünkü güçlü ordularla gelecekler bu arada. Yani güzel, herkes hamile kalıyor. Aha. Abi 37 ya. 17 yaş var arada. Çok yaş var. 27 olsa kabul ederim de 37 çok ya. 17 yaş biraz fazla. Ha çocuk 27 olsa, kadın mesela 40'larında olsa gene kabul edebilirim.
Ama bizim olan çok küçük. Tamam. Ufak ufak barışlar da oluyor. Hadi bir artık bir güneye bir dalalım. Zaten destek de full. Bakalım bakalım. Bunlar bir en az bir 2000-3000'lik ordu göreceğiz bunlardan. Hadi bakalım. Saldırgan yapıyorum yine. Klan gücü sormuştu birisi. İsteğini kırmayalım. Aldin diye klan var lan. Viking abi yani. Yani tek başıma 7355 gücüm var. Ondan sonraki şeyler geliyor. Bizanslar geliyor. Güney İmparatorluğundan var. Viking ya doğal olarak. Abi şöyle güçlü ordular istiyorum. Hadi bakayım. Oh yeah. Oh yeah 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 yeah. That's it my boys. That's it. That's it. İşte ya. Serinin kahramanıdır ya. Arion Mengüç ya. Tam var ya. Herkesten çok Viking oldun lan. Sana helal olsun be. Sana helal olsun kanka. Kafayı da kazıtmadın mı? Onasını satayım ha. Kazıtmadın mı kafayı? Yavrum benim be. He? Tamam. Tam bir cüce. Tam bir dwarf oldu abi. Tam. Ve bak şimdi. Yavrum benim be. Esmer biraz ama olsun. Güneş yüzü görmüş bu. Ups sorry. Fransız mı lan bu? Gilamolua. Bizim hatun çocuk isim verme konusunda gerçekten bir dünya markası olabilir ya. Birazdan Jacques de Moray de çıkar. Aa kervanlar yarışıyor. Sağ kullardan Şah Batur kervanıyla gidiyor. Onu Gül Batur kovalıyor. Onu başka bir şey daha kovalıyordur mutlaka. Kervanlar yarışı. Ümit ne yapıyor Ümit? Ümit. Ne yapıyorsun oğlum? Tek başına yiyecekler seni burada. Kore'nin ne oldu bakar mısın yüce kral? Ya Kore'inden bize ne ya? Bana ne abi? Ya. Ümit. Nereye gidiyorsun Ümit? Arion Norus'ta yağma atıyor. Arion nereden geçtiniz abi oraya? Ters bir durumda nasıl koruyacağım ben sizi? Neyse dur bakalım. Koruruz zevelallah. Götrik toparlamış orduyu. O 3 altlı okçu alan kim abi? O bizim kale mi lan? Oğlum o ne lan? Oha girmişler bile. Bana niye hiç uyarı gelmedi abi girdiler diye. Hemen savunmaya gidiyoruz hemen. Ben oraya saldıracaklarını hiç düşünmemiştim ya. Şehri kurtarırsam kale çok önemli değil. Şehir kimdi abi onu unutmayalım bu arada. Yani şehir giderse... Buradan geçerim herhalde değil mi? Geçemedim. Oo, oğlum orası çok denizde bir yer. Ben nasıl geçeceğim oraya ya? Lan oraya saldıracaklarını hiç düşünmedim ya. Lan oraya ben nereden geçeceğim? Şuradan. Az dayan lan. Dayan lan Koperak. Geliyor lan kral. Aa Sıvala doğru. Tamam bakacağız. Bunu yaz. Dur.
Kopenhag dayan. Dayan Kopiş. Kaç kişi lan onlar? Savunuruz ya. Hadi. Kuşatsam. Kaç kişi var içeride? 3000 kişi mi? Ananın gözü. Kanka bir durun ya. Lan oğlum bir dakika lan bir bakayım diye girdim ben. Siz yanlış anladınız beni. Abi beni burada tikerler bu arada. Ben yanlışlıkla tıkladım. Ben şuradan bir kaçmaya çalışıyorum. Hadi görüşürüz. Hiç kusura bakmasın kimse. Dur Astrid dur götümüzü deldiriyorduk dur. Yanlış bir hareket yaptım. Dur lideriniz olarak kara esir mi düşedik? Esir düşelim o zaman. O zaman esir düşelim. Arkadaşlar benim kelle gider. Yarrov'u yedik. Ben bakacakken tıkladım. Yarrov'u yedik. Kaç para istiyorsun? Parasını neyse veririk. Ulan var ya. Abi kellemiz gider. Dene abi alırsın. Az önceki hatayı yapmasaydım alırdım aslında. Adama bütün mal varlığı verdim gene de yetmiyor. Abi ben bunu saymam. Yanlışlıkla tıkladım bu arada. Kimse kusura bakmasın. Ben yanlışlıkla tıkladım bu arada. 5 geçeyi bak kusura bakma ben yanlışlıkla tıkladım bu arada. Para verse kabul ederdim gene. Ben 3-5 milyona dayanam ama yanlışlıkla tıkladım bu arada onu söyleyeyim. Kaledeki sayıya bakarken fazla bir tık attım. Yoksa dönecektim geri. Kelle gitsin çok geçti zaten. Ya kile falan değil. İyi de falan değil. 19 ayın sonra bir kere sev döndüm. Ha, yakışmadı. Ya yakıştı. Yanlışlıkla tıkladım oğlum. Allah Allah. Kafada bir dünya şey var. Çocuk oldu mu? O buldu mu? O geldi mi? O gitti mi? Tamam buradan baştan alıyoruz. Nerede kalmıştık? Çocuk oldu mu ya? Oğlum yanlışlıkla tıkladım yanlışlıkla. Sayılmaz. Çok şey girdik. Bir daha toplayamam ordu üşenirim. Gelin lan geri. Şurada landing araya falan var mı ya? Mesela aynı yere bir daha çökseler. Nereye landing araya yapabilirim mesela? Yapamıyorum hiçbir yere. Gemiyle dolaşayım diyecektim de sahil kenarında. Olmuyormuş. Biz gerek geçelim o kıyıya. Gemiler Paris'te de şey yok orada. Sen söyle adını. Landing yapabileceğim bir yer yok. Yani oraya bir yere bırakayım diyecektim ama olmuyormuş. Şehirde ya ben şehre yetişebilseydim içeriden savunurdum bu arada. Onu söyleyeyim. Şehre yetişemedim. O 3000 kişiyi ben içeriden savunurdum. Ama meydan muharebesinde 3000'e artık ne kadar güçlü olursan o kadara da kafa tutamazsın yani. Bu arada kelle giderdi belki gitse de sıkıntı değil. Bir daha toplaması sıkıntı abi onları. Ayrıca benim bilerek verdiğim bir karar değildi. Yoksa ben de biliyorsunuz hayatta sevgili almam. Şöyle bir bakacaktım göremedim ordu sayısını ama hareket halinde tıkladığım için orada bir de direkt kuşatmaya bastım mal gibi. O bu arada tamamen bir mallık. Bu arada alındı mı orası? Alınmamış da. Niye kuşatmaya bastım ben de bilmiyorum.
şeye tıkladım gibi ya, yani yanlış tıkladım, üzerine bir de bilerek kuşatmaya bastım yani, mallın iki versiyonu, öyle diyeyim size. Hadi alın şurayı. Sonra 2 dakika bekleyeceğim. Aa, bir de kelle aldılar üstüne. Hatta ben şurada bir training dağıtayım o arada. Bunlar bir kez alsınlar orayı. İzleyelim turnuvayı. Aynı yere saldıracaklarım belli değil ya. Bir dahakine. Şimdi arada bir 10 dakika fark var. Vay, beni elediniz mi lan? Ben kime elendim? Ben gerçi izlemeye girdim. Ragnar'a bak. Ragnar amcasını dövdü. Birinci oldu turnuvada. Ben katılmadım değil mi? Yok tamam, ben izledim zaten. Ragnar'a bak. Bu arada arada bir 15 dakika vardı. Niye oyun hiçbir yerde save almamış acaba? Neyse. Hadi alın şurayı ya. Dinleyelim de. Onun bir kişi kaleyi alamadınız. Hadi lan. Bu olabilir. Yani. Evlensin çocuklar. Tamam. Tam diyecektim, niye bitmedi bu savaş? Tamam, bir tek benim ordum kalmış. Hayır, ne çabuk toparlanıyorlar ya, hemen çat diye 3 tane ordu kurmuşlar, sanki hazır bekliyorlar gibi. O da enteresan. Neyse, önden ben yıpratırım onun ordularını. Şu yaralılarda bir iyileşsin de. Abi burada ne oluyor gene ya? Lan onu biz otomatik aldık ya, almamış mıyım? Lan bu saatten sonra artık... Hani olacak çocuklar oldu, yedekleri de hazır yani, artık vallahi uğraşamam. Yoruldum ya.
Hala çoluk çocuk geliyor. Olur. Okey. 3-5 gün geçti, herkes hazırdır. Bu arada o şehrin savunmasına gitmeyeceğim bu defa. Bu defa en azından o şehri almışlardı. Haklarıydı. Eğer giderlerse şey yapmayacağım. Orayı savunmayacağım. Ne diyorsunuz? Hemen saldırgan yapalım. 4 ordu kuruldu bu defa. 5 ordular savaşı. Oyna. Güzel. Torgun kuruyorsa tamam. Götrik kuruyorsa tamam. Saga ile bunlara çok kefil değilim. Ama bariz bir güç üstünlüğümüz var. Saldırgan oynayın abi. Saldırın abi. Bu defa devriye bende korku. Ha, en azından Saga'nın ordu orada kuruluyor. Güzel. Aynen Saga. Şurada kursan orduyu şurada. Kızım şurada kursaydın ya. Niye buraya za kadar zahmet ettin ya? Gerçi yok ya. Çok da uzak değil. Tamam. Çok da uzak değil ya. Tamam. Hedef şuraları almak bu arada. Şu var ya, şu sığınır boyunu. Hamburg buralara bir yayılmak şöyle. Belgrad'a kadar giderim abi. Belgrad'a kadar alalım şuraları şöyle. Nasıl? İyi de kendimizin gideceği garanti değildi ki o savaşı kaybetseydik. Sen niye şimdi illa kelle. Adamla ilişki eksi 35, baktım adam... Onurlu bir adam. Ben de onursuz değilim. Ben de onurluyum. Ha tabii onun eline düşmeyebilirdik. Orası ayrı ama. Çöküldü mü bir yere? Dur bakalım. Saga orada. Sesigaymış o, pardon. Şu doğan çocuk hangisi şimdi? En sona eklenmiştir o. Sen misin lan? O bir de kız geldi galiba. Tıklamaya korkuyorum ya. Bu galiba ya. Evet evet bu. Tamam. Lordmuş, yok. Senin adını bir Floki koyalım abi şimdi. Ben senin adını bileyim. Ona iyi bakacağız çaresine. Vay Yorick, yürü bakalım. Ha, bu defa başka yere çöktüler. O tarafa çöktüler bu defa. Yetişir miyiz? Biraz uzağız ama önümüz düz. Şuradan geçsem. Ben oraya giderim bu arada. Şimdi çöküldü oraya. Let's go. Yolun uzun ama. Şuradan geçiş var diyordun. Let's go.
Saga korar orduyu düzgün ya. Niye korumasın? Saga'dan ne istiyorsunuz? Orduların hareketleri ne? Lütfen saçma sapan yerleri kuşatmaya gitme. Üçü de aynı yere gidiyor bu arada. Üç kişi kaleye gidiyor ya. Kolognen'in neresi abi? Kolognen burada bir yerde mi? Kolognen. Ha buraya. Tamam. Siz de oraya gidin abi. 3000 kişi çıkmasın önüme bir anda yine. Yetişirsem gireceğim içeri. Bu defa ben de yetişemedim. Direkt kaçtım. Dur abi. Bu defa az önceki hatayı yapmayalım. Çıksınlar. Lan Batı İmparatorluğu mu? Lan yetişemedim şehre ya. Bunları ben inceden bir kovalayacağım şimdi. Tek yakaladığıma çökeceğim. İkisine birden de çökerim. Sıkıntı yok. Nereye gidiyorlar? Kuşatma yapmak için tamam. Well now. Kafa attı bana. Sıçan isyan. Sen şimdi sıçan isaga. Abi niye bana güçsüz muamelesi yapıyor oyun? Aslına bakarsan teslim olması gereken. Yani niye sanki bana dalınmış gibi yapıyor? Ne alaka? Anlamadım. Bu defa sev almak yok mu? Ulan 19 bölüm olmuş. Şu ana kadar 6 tane banner seni toplasan turnuvalar haricinde sev dönmüşlüğüm yok. Bir kere yanlış bir tıklık diye sev döndük. Bu defa yok ha. Hayır abi. Gerekirse döneceğim. Ne var yani? Döneceğim abi. Ne var? Adamı deli etmeyin lan. Allah Allah. Yanlış tıkladık diyorsun. Mallık yaptık. Tamam. Öküzüm. Mutlu musun? O ne lan? Süvari ordusuna bak. Oha. O ne oğlum? Lan keşke at yaranı alsaydım yanıma ya. Yarılacak çok adam varmış burada abi. Ha, sen süvarilerine, katafraklarına güveniyorsun. Tamam kanka. Bu defa dönmek yok ama ha. Abi, ona göre. Haklısın. Bu ne her yer at olmuş ya. Kamerayı aldım bu arada. Ama dönmedim ha, şey yapmadım ya. Yani. Sev dönmedim tamam. 5 seri konuşursunuz artık bunu. Ama bu defa dönmek yok abi. Kardeşim dönme miyiz biz, hayırdır? Hayırdır kardeşim biz dönme miyiz, ne dönmesi? Ama abi olur mu? Hiç dönmeyeceksin. Erkek adam hiç dönmez. Erkek adam döner mi abi? Gün gelir, devran döner ama erkek adam dönmez abi. Harbi iyi süvarileri varmış bu arada. Yani kadafraklarına güvenmişler bunlar belli.
Koskoca Viking kaçmak yakışmak. Tamam. İmparatorluk lejyonerine 150 vuruyorum ha, 200 vuruyorum artık yani. Çift elde bir markayım ya. Kamera bozuk Fatih, aynen. Bozuldu ya. Ya seri izlemediniz nereden belli ya? Fatih üzülüyorum ha. Vallahi adamların her şeyi full lan, şuraya bak. Oğlum kötü askerleri yok ya. Bunların hepsi seviye 4, 5, 6 bu arada. 4, 5 hepsi bu arada askerlerin. Yani adamlar boşuna dalmamışlar bana. Vallahi bir tık yıpratmadılar değil yani. Şuraya bak. Oğlum bir şeyim kalmadı lan. Farkında mısınız? Piyadem kalmadı. Hani biz de çok vurduk ama bir at yani süvari katafrak üstü bir de lejyoner yıprattı yani orduyu. Kaçıyorlar bu arada ama baksanıza ya. Ama spawn almadım tabii, bir de o da var şimdi. Ama çok gelişmiş orduları. Vurduğum bir lejyoner, vurduğum lejyoner, şuraya bak. Nasıl bu kadar parayı nereden yaptınız? Şuraya bak. Elit, Mavelion, Gavarion. Adamların gerçekten upgrade'siz birliği yok yani. Evet, onu katafrakları görünce o yüzden 3000'lik orduyu biz hayatta alamazmışız abi. Kaçtılar, kaçırdık ama yani. 150 kaç, gerçi 19 kaybımız var ama o da bizim kekimliğimizden geliyor yani. Bir spawn almadım. Valaria. Severim o ismi. Aa, benden kimse ölmemiş. Lan o kadar ağladık kimse ölmemiş ya. Buraya bak. Arbaletçi çavuş. Lan filan. O kadar aldım kimse ölmemiş ya. Kalkan duvarı için lejyoner mi aldın? Kalkan duvarını yapan Sturgi askerleri lejyonerler dedik. Lejyonerler saldıran birlik. Sen kalkan duvarına lejyoner mi alacaksın? Kalkan duvarına. Oğlum, kalkan duvarını kalkan duvarı yapan kalkanı. Lejyonerlerin kalkanı iyi değil ki. Sturgiyaların kalkanı iyi. O kadar ağladım da 19 kayıp bu arada yani. Heh. O şehre gidemem artık ama bizde diğer taraflardan da şu Saga hala ordu kuracak bu arada. Millet 3. orduyla şeye girdi, kuşatmaya girdi. Oraya yetişemem abi bu da. Harbiden yetişemem bu arada. Şurada 700'lük ordu nerede? Ha, gördüm izlerini. 700'ü de patlatacağım. Ne oldu? Ha, karenin sahibi. Aa, bana kare lazımdı gençler, biliyoruz mu ya? Onu ben alayım arkadaşlar. Onu ben alayım. Bana kare lazımdı ya. Hayır, torun var biliyorsunuz. Onları kareye komutan yapacağım. Vikinglerdenleri Güney İmparatorluğundan Kratos tarafından... Ulan Kratos, ulan Kratos, sıçtım ağzına. God of War oyunu mu lan burası? Nerede lan o Kratos? Abicim şuraya gider misin? Teşekkür ederim.
Ha, Preveze Deniz Savaşı çok. Oradır. Ben de nasıl çıkacağım oraya? Ama haksızlık bu. Ben gidemiyorum ki. Ama bu haksızlık şimdi. Ben ne yapayım ki şimdi bunu? Ben yani... Ve kuşatmaya beni alın ya. La... Abi ama bu haksızlık. Ben yardım edemiyorum ki şu an. Hani onunla benim de bu... Buradan nereden çıktıysanız benim de çıkmam lazım ya. Abi milletin gemisi üstünde, benim değil ama bu oyuncu Fok. Bu haksızlık ama ben yardım edemiyorum şimdi oraya. Ne yapayım illa gemi, ne yapayım ki ben şimdi? Yapacak bir şey yok abi buna. Burada artık oyuncu olmanın cezası. Onlar direkt gemileri yanında mı çıkıyorlar, ne yapıyorlar bilmiyorum. İstedikleri anda denize açılabiliyorlar, ben açılamıyorum. Filomur olması lazım yanımda. Ama herkes eşit muhabili o zaman ya. Yine oyuncunun ezildiği bir yer yani. Yardım edemedim orduya. Kelle gidecek şimdi orada. İyi gitmedi. Ama yani Saga ordu kurmasın gerçekten. Biri demiş de Saga'nın kurduğu ordudan ne olacak diye. Aptal şurada topladı orduyu. Sonra burada patladı. Mal. Yani Saga hakikaten ordu kurmasın artık. Ben gitsem yardım ederdim bu arada. Oyuncunun, oyuncu olmanın cezasını çektik gene. Karşıya bile geçemiyorum yani. Hadi çökün oraya da ben de size çökeyim. Sıçtım ağzınıza şimdi. Ya yine de bakayım şimdi. Load mu? Kardeşim bizim load aldığımız nerede görülmüş? Olur mu abi? Erkek adam load alır mı? Koskoca Vikingsin, erkekliğe sığar mı? Load mu? Ayıp bu arada. Nerede görülmüş? Mokçunun konu böyle gibi. Yeni geldim, alevlendim. Evet. Araba gitti. Birleşik Arak emirliklerine verdik. Orada birleşsin diye. Yalnız gelişmiş orduyla da savaşmanın şeyi bir ayrı ha. Spawn aldılar. Spam'da aldılar. Okçularına gidiyorlar ve lejyoner. Bunlar sıkıntı yaratır.
Okçuları korumaya geçtim o yüzden. Niye şey yapamıyorum ya? Ne oluyor oğlum? Oradan çıkmasın o ya. Ha? Yok ya, bir şey olmaz. Ben Bannerlord'un sadece savaşta çökmediğine çok sinir olurum. Savaş vermişsin, 10 dakika kale almışsın. Tam sonunda, kale sonunda oyun çöküyor. Bir daha o savaşı yapasın gelmiyor. Onun dışında menülerde falan çöksün. Onların telafisini yapıyoruz. Şu an çökse sinir olurum mesela yani. Aa, asker geldi de benden ölü yok ki abi. Viking asil beyi falan var. Benden ölü yok ki. Ben kaç kişiyle giriyorum savaşlara ya? Bildiklerime bakacağım ha. Galiba benim bildiğim savaşa fazla sokmuyor. Saga artık özgür. Allah Allah. Öyle mi? Saga hanım. Bana niye esir düşmeninden hiç kimse? Saga artık özgürmüş. Ha, şehir aldık galiba. Selçuklu'yu niye koymamışlar? Koymamış adam. Türkleri sevmiyor herhalde. Adam belli bir tarihe göre yapmamış. Kafasına göre yapmış. O yüzden. Yani kafasına göre yapmış. Bir tarihi belirlememiş kafasında. Bak simülasyon atınca 10 asker kaybettim mesela. Kratos, yakaladım seni köpek. Seni yakaladım Kratos. Şimdi sen bana Kratos. Hadi Legion'ı istiyordunuz, biraz alayım. 3-5 tane tutsak bulunsun yanımda. Bu bizden bildiğin kellesini almış değil mi Kratos? Şu Daphne'yi ben alayım be. Ünlü akrabalı var mı diye baktım da. Yok aslında. Ama olsun.
bizimkiler çatır çatır kütür kütür alıyorlar arka taraftan. Arka taraftan. Hadi bakalım. Benim kalem nerede? Yeni kalem. Şurası mı? Tamam. Oh güzel. Şimdi şurayı kaybettik. Tamam, sıkıntı yok. Biraz durulsun ortalık. Oraları zaten çöker bizimkiler. Şöyle gidebiliriz ya. Oraları alsınlar, önemli değil. Şöyle ittirebiliriz onları. Şöyle Hamburg, Prag, aradaki kaleler. Sıkıntı olmaz yani. Bir de bu mod temel bir mod arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim yani. Adam krallık mırallık koymuş ama adamın içerisinde harita yapmak. Bu haritanın asıl olayı, artık böyle bir harita var ve modçular bu harita üzerine kendi şeylerini yapacaklar. Tamam, artık şehirler bana geliyor bu arada. Alırım bu arada bundan sonra bütün şehirleri, sıkıntı yok. Yalnız bir yere gireyim de bir onu şey yapalım. Garnizon olayını halledeyim. Basaray savaş açtı. Doldu ya Asiray'da şeyimiz hemencecik. Tamam, biz güneye odaklandık. Güneyin canını yakacağız. Arkada Valencia'ya mı girildi? Alacaklar, yapacak bir şey yok. Şöyle genel bakış atalım. 13K güç toplamışlar. Batı'da 14K indi hemencecik. İkisinin toplamı yine bizden düşük. Güzel bir hareket bu arada. Çok akıllıca Seren'in yaptığı. Kalleşçi ama akıllıca. Yani kimse burada yargılamaz bunu. Bu tamamen bizim düşmancıl politikamızın eseridir yani. Kelle almasak, arkadaş kalsak savaş açmazlardı. Ama adamların kralının kellesini aldım yani. Nefret ediyorlar benden. Çok normal yani. Oyunda çökme nasıl oluyor? Kaç yıllık oyun? Abi mod kurulu. Yani bunun sebebi moddur. Oyun, gerçi modsuz oynarsan sıfır çöker oyun. Yani Avrupa haritası kurduk oğlum. Avrupa haritası. Ne oldu oğlum? Bir doğum oldu, bir ölüm oldu. Bir yara, bir tarafta yas var, bir tarafta düğün. Ne oldu? Kim kimin kellesini aldı? Ne yazdı, ben göremedim. Göremedim vallahi, bir şey oldu ama. Tamam, doğumda ölen de yok. Ben anlamadım ne oldu. Bilmem ne kalesi oradaki tarafından savunuluyor mu? Ha. Oraya çöktüler mi? Dur gidelim oraya.
Orası neresi ya? Ordular nereye gidiyor? Kuşatma yapmak için. Tamam. Siz nereye gidiyorsunuz? Sen de oraya gidiyorsun. Bir ordu daha vardı burada. O nerede? İki ordu daha var hatta. Oğlum herkes aynı yere gitmesin ya. Ben insan bunlarla uğraşsam acaba bunlar burayı idare ederler mi ya? Ne diyorsunuz? Asire'ye gideyim biraz tokatlayayım mı? Yoksa güneye vurmaya devam mı ederim? Tamam, yerleşkeler savunuluyor. Yalnız Lisbon'a da girdiler artık. Bir tık fazla olmaya başladı Aseray. Canımı sıkıyorlar. Biraz canımı sıkmaya başladı Aseray. Arıyorum, beni Zirel kâlesi mi aldı? Eline sağlık. Eline sağlık. Vur. Vur. Vallahi herkesten çok viking. Vallahi Aseray biraz canımı sıkıyor şu anda. Açık konuşmak gerekirse. Aseray'ı bir tık bilendim. Neyse, onların da zamanı gelecek. Ben şu karıyı alayım ya. Aha. Süper. Süper. Abi 71-53 olmuş. Biz bunlardan bayağı bir toprak aldık. Şehir mehir aldık. Kaybettiklerimizi de geri alıyoruz. Bu ordular burayı savunur. Ben ufak ufak Aseray'a bir döneyim. Buradan sıkıntı çıkmaz. Biraz Aseray'ı da dövmeye başlayayım ben. Ha, çok güzel. Çok güzel. Hemen girin abi. Hemen girin şuraya. Hemen girin şuraya. Dal 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 acımı. Bakayım gögüçlerine. Çak simülasyonu. Çak simülasyonu. Adam bile kaybetmeyiz. Thanks for your help, stranger. We haven't met properly yet, have we? What is your name? Aseray rahat bırakmadı ya. İstediğim gibi dövemedim bunları. Fokuslansaydık çok canlarını yakardık. Fokuslanamadık. Fokuslanamadık. Fokuslandırmadılar. Neyse, burayla işimiz bitsin, ondan sonra gideceğim ya. Hayır hayır, fokusumu bozmak istemiyorum. Tamam. Fokusumu bozmak istemiyorum. Aseray savaş daha devam edecek. Ben bozmayacağım fokusumu agalar. Aa, vekillik vereceğim, bir taktik verdim. Burası normalde kimindi? Normalde burası Wildur'undu abi. Wildur alsın ya. Wildur'un bir tane tımarı var. Wildur alsın orayı.
Bunlar açlar. Ben bunları döve döve garnizonunu yerim. Hiç savaşmadan ben bu karıyı alırım. Tamam. Tamamdır. Şuradan şöyle. Güzel askerleri alıp atalım. Eğitsin onları. Zegerin sen de gel. Hatta şunlar gelsin. Bunlar burada garnizon olsun. Al kaleyi de kendine. Of. Kale dolaştı ya. Tüm tuşlara bastım. Oo, bunlar ne? Şöyle bir değiş tokuş yapalım burada. Bunlar gitsin, bunlar bir gelsin. Bunlar ne? Neyin nesilisiniz abi siz? Oy oy, bunlar kim? Ragi, senin kocan var mı bunların arasında? Ragi'nin eşi. Ha, bana vermedin, bu adama mı verdin? Okey. O zaman ya hak arkadaşlar, başlıyorum sıradan. Bu akraba olabilir mi? Tanımıyorum. Vur. O zaman sıra sıra odalar. Baranor'u kovalar. Baranor çok iyi lordtur bu arada. Arvoş. Sen bu zamana kadar yaşaman mucize kız. Arva sevenlerden özür dileyerek kellesini aldım Arva'nın. Kimse kusura bakmasın. Biliyorum Arva'ya tavılarınız çok. Aman ne kelli gelli, aman ne kelli, ama yani. Ayıp ettim bu arada. Teşekkür ederim. Sen değil miydin biraz önce Vikingsin abi sen, olmaz falan diye. Aa. Gangbang. Hanımefendi. Benim elime düşme kızım. Benim elime düşme sakın. 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 Neyse. Benim elime düşmesin sakın. Kinim var ona. Yar bana varmadı. Benimle olmadı. Yana yana kalmadı. Hayret diyecektim ona. Olmadı. Buna kinim vardı benim. Kinlendim ona. Bence de. Teşekkür ederim Umut. Arva farklıydı. Niye onu da vurunca kellesine gitti? Neyse farklı anlamadım.
Onu da kellesine vurunca ölüyor. Farkı nerede bunun? Arkadaşlar Hamburg'u aldınız o zaman. Ben gittim ufaktan. Tamam, istediğim yere kadar geldik zaten. Şurayı alacağız diyorduk. Harbiden de aldık bu arada. Kaybedilen bir topraktır. Alınan 5 topraktır. Bunlar çünkü gidiyorlar, anlıyorsunuz mu? Lisbon, Lisbon bir gittiler. Ben şimdi dönüp biraz da Aselay'la döveyim. Ya bitecek zaten savaş. Barışacağım sonra. Yıl olmuş 1116 mıydı? Haklısın ya. Özür dilerim. Artık o zaman kelle almıyorum. Kaza oturtuyorum. Bence daha medenice. En azından oturarak görüyorlar. Nasıl fikir? Tamamsanız artık böyle yapacağım. Kelle almak çok ilkel ya zaten. Haklısınız. Hamburg. Bana verin lan. Eyvallah. Haraç alalım. Haraç alalım bunlardan. Haraç öderek barış yapmayı... Ben mi haraç ödeyeceğim? Aa, Ruslar da dalmış bunlara. Ben mi haraç ödeyeceğim? Ben niye haraç ödüyorum abi? Bütün paralı askerleri toplamış. Şuraya bak. Bunlar kim ya? Haraç ödeyecekmişim. Timur gibi kan dök benim gömelim. Haklısınız. E hadi abi teklif edin şeyi, barışı artık. Abi nasıl çat diye barış yapabiliyorsunuz ya? Bak yine oyuncu fokus ha. Ne zaman nasıl barış yaptınız oğlum? Az önce savaşıyordunuz. Allah Allah. Kafayı yiyeceğim ya. Salak salak anasını satayım, gene oyun sapıtmaya başladı, kızdırıyor beni ya. Buraya savunmaya giden var mı arkadaşlar? Ha, içeride garnizon yok. Gerçi var lan, 345 adam var içeride. Foton birliği de katılmış. Tamam, ben dönüyorum. Bunlar çünkü geliyorlar artık ya, yukarı doğru çıkmaya başladı bunlar. Bayağı toprak kaybettik burada. Şimdi şunları şu kıtadan atalım. Şu anki amacım o. Teker teker Asera yurdularını patlatıp kıtadan atmak onları. Ananın gözü ya. Şu tuşu niye aldınız anasını satayım ya? Niye? Bana bir mantıklı bir açıklama yapsın ya. Tamam, bir orduları daha patladı. Hadi daha artık. Arvan'ın kellesi çok erken gider oyunda bu arada. Ben de hep serilerimde Arvan'ın kellesi hemen alınıyordu. O onursuz olduğu için. Düşmanı da çok Arvan'ın. Ben de mesela hep bir bakıyorum Arvan'ı bir biçmişler. Hemen anında. Arvan'a eşini size çok ordu kurdurmayın. Hah, barış önerisi. Bu öneri bana haraç ödetmiyor değil mi? Ha, tamam, onlar bana ödüyor. Kaç para ödüyor lan bunlar bana? Hah, olması gereken zaten. İşlerinden geçtim oğlum adamların. 22k güçleri vardı bunların. Ha, şimdi burada ne oluyor gençler? Valencia
Kim alıyor ya? Kim alıyor lan Valencia'yı? Bunların elinden. Vay Yori'ye bak. Tek başına Valencia'ya girmiş. Helal lan. Tek başına girmiş oğlum. Yüreğe bak adamdaki. Şurada 375 kişilik adam buna gelip kafa bile tutamıyor. Bak bak. Görüyor musun? Bakıyor orada öyle. Geldim Yorick. Kuşatalım gel. Vay 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 vay. Melissa kimmiş ya? Ha, kimse kralını tanımıyor ya. Aynı benim chat. Aynı benim chat abi. Yayına geldim, kamerayı göremedim diyenler var. Üzülüyorum ya, vallahi üzülüyorum. Üzülüyorum oğlum. Almıyorum burayı ya. Almıyorum. Bizimkiler alsın. Hayır Barış yayının başından beri oluyor mesela. O bile soruyor. Ne yapsın? Bak Anzun asker vermişler. Tamam. Keşke Viking serisini bitirmeseydim. Bir oyundan devam ederim. Hangi seriyi? Bu seriden bahsediyorsun. Bu seri bitti mi ya? Ha bak böyle konuşuyorum. Sonra şey zannediyorsunuz ha. Ne kadar şey bir adam. Ne onun adı? İşte niye doğru düz cevap vermiyorsun? Herkes dalga geçiyor. E abi yani. Şimdi. Sonuçta bu bir yayın. Bir eğlenme amaç yani. Tabii ki de siz ben dalga geçeceksiniz. Ben size dalga geçeceğim. Şimdi seriyi bitirmeseydin diyor değil mi? Devam ederdik diyor. Yani geçmiş zaman kullanıyor. Halbuki biz şimdiki zamandayız. Yani. Şimdi yani ben buna nasıl cevap vereyim? Canım benim. Bu arada ben sinirlendiğim zaman direkt laf söylerim. Böyle gırgıra vurmam yani. Bitti mi seri? Niye kimdi? Bitti ya. He ya. Bitirdilerse seriyi. Kim sordu onu? Wood. Abi oynuyoruz işte. Bir Arva kestin şimdi seriyi bitiriyorsun. Aynen abi. Arva sevenleri tarafından linç edildim. Hemen seriyi bitiriyorum. Foyamız ortaya çıktı arkadaşlar. Ben aslında şunluymuşum, bunluymuşum. Boyam ortaya çıktığı için seriyi bitiriyorum. Şimdi bak ben size, şimdi ben bugün hani normalde yapmadığım bir şey yapıp bir kere mahsusçuk save döndüm ya, sen şimdi yorumlara gel. Bak şimdi. O yaptığım 19 yayındaki her şeyi görmezden gelip oradaki bir saniye için gelecek linçleri ben biliyorum. Bak siz bunları yorumları görmüyorsunuz çoğunu. Bakmıyorsunuz ya da bilmiyorum. Mesela Çakal Carlos serisini oynuyoruz. Şimdi oyunu bir 6-7 aydır ben oynamıyorum, tamam mı? Oyunu da bu aralar deli gibi patch geliyor bu arada. Early Access zamanından bahsediyorum. Deli gibi patch geliyor. Çakal Carlos serisinden önce bir sürü patch almış oyun. Ben hiç oynamadım bu arada. 6-7 ay ben orada elimi sürmedim. İlk defa Çakal Carlos oynuyorum bu zamanlardan sonra. Unutmuşum oyunu, tamam mı? Turnuvalarda load save yapıyorum arada. Ya diyorum bu turnuvayı alalım falan filan bir güzel bir item gibi load save yapıyorum. Load save yaparak bitirdin seriyi. Load save yapılır mı? Bilmem ne falan. Ulan turnuva lan turnuva, daha oyunun ilk günü. Ya bir dur alışayım lan, sonra zaten yapmayacağım yani. Çok nadir yaptığım bir şey zaten yani.
Yani bir dur lan. Bir dur. Yani tamam kanka sensin ya da bir dur da yani. Bir dur da tamam yani. Okey. Kral sensin. Ha, Temujin serisinde de, hatta ne Temujin serisi, Voltrad serisinde de spawn kurbanına gidip savaş kaybettim ben. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bir türlü bizim ordu spawn almıyor. Hatırladınız değil mi o savaşı? Vilandia savaşı, büyük bir savaştı. Isildur'u düşüyorduk. Oyun çöktü abi. Ben de dedim ki arkadaşlar dedim tamam bunlar bizi dövüyor. Ben, bu nasıl oldu ya? Ne yaptım lan ben? Ya gel buraya ya. Pardon, yanlış girdim. Sonra save falan, asker kaybettim ya. Sonra save patladı yani, crash verdi savaşın sonunda. Arkadaşlar ben bu savaşı bir daha yapmam. Biz bu savaşı kaybettik. Simüle atıyorum dedim. Herkes kabul etti. Simüle attık. Abi simülasyonda savaşı kazandım. Meğersem sonra anladık ki aslında bir save sorunu şey, spawn sorunu varmış. Bana asker ve vermedi oyun. Temujin serisinde de benzer bir şey olmuştu. İçeri girdim yanlışlıkla ya, sorma. Boşuna adam kaybettim ya. Olsun, o duruyor şeyler. Konuşur mu şu anda? Ulan ya. Neyse, bir şey olmaz. Oh, çok adam çıkmış ya. Nerede bu? Hani bu kralların orduların nerede? Santiago Bernabéu'yu alalım ya. Ben gireceğim Santiago Bernabéu'yu. Hani nerede bu kralların? Oh, patlattılar lan. Sıçtım ağzınıza. Buradasınız dedi demek ki. Demek ki buradasınız köpekler. Hiç iz alamadım ya. Lan. Oğlum, dalga mı geçiyorsunuz benimle? Yine burada bir şey oluyor. Skyrim RPG'si bilmiyorum abi. Eskisini bitirmedik ki yenisini oynayalım. Yetişir miyiz? Yetiştik. Stop. Ah be abagayi, ah be abagayi. Tebuçin serisinde bizim eşimiz Abagay mıydı? Yana mıydı ya? Ya Abagay'ın kelliği almasak mı ya? Arkadaşlar Skyrim serisini siz izlemiyorsunuz. Kusura bakmayın. Oynamayacağım yani. Kimse kusura bakmasın. Skyrim serisi izlenmedi adam gibi. Abagay metresti. Olur mu ya? Metres şeydi ya. Saldım Abagay'ı, kıyamadım ya. Çok hatıramız var abi. Abagay'ydı ya benim işim. Abagay benim işim. Fenrir'in yengesiydi.
Yedirmem lan o çocuğu size. Gel buraya yaşlı seni. Gençlerin önünü açmak lazım. Oh tamam, orduyu topardım ben bu arada. Kim o bir tane atlı ya? Yokmuş. Bir dakika, çıktım yengeler bir şey mi? Yok kardeşim, sen var ki sen buradayken ne haddimize yengeler yani. Ahmet'ten ebeleri, senden yengeleri saklayacağız abi. Sen buradayken aşağı. Arvalı'daysa Abagay'ı da isteriz. Tabii efendim. Aras kargo. Ben Kuzeyli kellesi alıyorum diye küfür yedim, biliyor musunuz? Sen kendi vatandaşının kellesini nasıl alırsın? Ne? Bak küfür yedim, küfür. Kuzeyli öldürüyorum diye geldiler, küfür ettiler bana. Vatan haini ilan edildim. FETÖ'cü oldum lan. Ya. Bazı şeyleri çok ciddiye alıyor insanlar. Oyunu oyun olduğunu unutuyorlar bazı şeylerin. Bir tanesi de atlı okçu taktiği veriyor. Ama nasıl anlatmış? Sayfalarca böyle. Abi diyor, peşine takacaksın, daire çizeceksin, bilmem ne yapacaksın. İki taburu geride bırakacaksın, üç taburu öne gireceksin falan filan. Ben de şey yazdım. Hiçbirine gerek yoktu ya. F6 hallediyor dedim. Adam mısın sen, F6 ile oyun mu oynanır falan filan. Yo, oynanır. F6 benden daha iyi yönetiyor atlı okçuyu. Adamlar atlı okçuyu güzel kodlamış. Yani ben niye kendimi yorayım ki? Ama bir kere olmaz öyle şey, oynanmaz öyle oyun falan filan. Dedim tamam. Ama F6. Yani, ne yapabilirsin ki dedim. F6 lan dedim yani direkt böyle. Sonra yazdıklarını falan sildi. Çoğu muhtemelen bir yerde torpilli iş işe girmeye çalışıyordur o kafayla. Nur niye bu kadar atlı okçusu? Ha atıyor, az bir şey atalım. Atlı okçular yokmuş gibi davranacağım. Ama nasıl yazmış ya, anlatamam size. Fenrir hatta bunun şeyini de yapmıştık. Ben dedim böyle biri var falan filan diye Fenrir'e de söylemiştim. Sonra sildi o yorumları, kaldırdı. Temujin serisinin altına yazmıştı. Nasıl bir savaş alanı oğlum ya? İki ara bir dederede. Belki izlen izliyordur. Yok sanma. Delikanlı ise izlemez o kadar laf söyledikten sonra. Ben izlemem yani. Birisini kıl kaptıysan ben izlemem. Eskiden izleyip şimdi izlemediğim büyük yayıncı çoktur benim yani. Eyvah, beni o dereden geçirecekler ya. Ya sokacağım atlı okçunuza ha. Gelme hatasını yapmazsınız ya, o kadar salak olamazsınız. Aa, salaklar. Trample!
Yatıştırın koçlarım. Seride hiç Kuzeyt ve Vilanda ile uğraşmadığım için çok mutluyum ya. Vallahi. Kuzeyt'in varlığı unutuldu lan oyunda. Oo, daha geliyorlar. Allah Allah, bu öncüler nereden geldi ya? Asire'nin ordusu da çok iyi ordu bu arada ya. En dengeli ve düzenli ordu Asire'ninki ya. Hakikaten. En güzel zırhları da onlara vermişler. Araplar mı satın aldı lan Taylor'su? Taylor's'un sahipleri Arap mı lan? Ne oluyor? Taylor's'un sahibi kim acaba? Astrid'imi düşürdüler. Şunu bana bıraksanıza. Bu artist biraz. Tamam. Artık karşıya geçeceğim çünkü yoruldum. Bitmiyor savaş. Arapların parası. Ya çünkü Bannerlord bir devir oyunu değildi yani. Hani mesela dersiniz ki abi çok normal, o dönemde şunlar güçlüydü, bu dönemde diyemeyeceğim bir oyun bir de. Yani her medeniyeti biraz koymaya çalışmışlar. Öyle bir oyun ya bir de. Bu Asya'nın ordusu çok düzenli, süvarisi de güzel, atlı okçusu da fena değil. Okçular oyundaki en iyi okçu. Normal birliklerden bahsediyorum.
Yayları çok güçlü. Piyadelerin kılıçları biraz uzun ama yine iş yapıyorlar yani. Biraz piyade konusunda belki kötü değil ama yine iyi yani. Uzun. Kılıçları bir tık uzun. Zırhları güzel. Asera yöncüleri de çok dengeli bir süvari birliği. İyi yani. Piyade gibi de kullanabiliyorsun çok rahat bir şekilde. Fırlatılacak şeyleri de var çünkü. Hani yıpratıyor sizi. Yıpratan bir ordusu var. Yoruyor. Asera ile karşı savaşmak. Asera ile oynarken de yoruluyorsun ya. Çok fazla birlik olduğu için. At, okçu, süvari, piyade dengeli olduğu için genelde. Şiş kebapı. İmparatorluk iyi. İmparatorluğun süvarisi ve piyadesi yapıyor. Yani lejyonerleri okey. İyi bu arada. Hani okeyden kastım iyi. Yani Sturgalarikinden de bir tık iyidir bu ihtimal. Süvarisi oyundaki en iyi süvari zaten. Ama arbaletçi ve okçuları kötü mesela. Arbaletçi zaten oyunda biraz sakat ya. Çok çabuk bitiyor arbalet okları ve kötü yani. Arbaletçi ben çok tercih etmiyorum ordularımda. Okçuları yani fena değil. Piyadeleri iyi olduğu için okçuları tutabiliyor. Kiralabiliyor piyadeleri sayesinde. Sturgia'nın sadece piyadesi ve duruzluk ya. Aslında biraz imparatorluğa benziyor Sturgia. Ama Sturgia'nın okçusu da çok kötü. Yani. Git paralı okçu al daha iyi yani Sturgia okçusu kullanacağını. Çok kötü okçuları. Aşırı kötü. Ya kazanırsın yine savaş bu arada. Onu söyleyeyim. Arion sen esir mi düştün ya? İlk kelleni almamışlar oğlum. Ha şurada bir gerçek oyuncu faktörü var arkadaşlar. Oyuncu yani oynamayı bilen de değil yani. Normal böyle biraz böyle ele alışık bir kişi her orduyla oynar yani. Ben o yüzden Banner Lord'un zor bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Aksine çok chill bir oyun olduğunu düşünüyorum. Sinirleneceğin şey genelde birlikler olmuyor. Aptal saptal diplomasi kararları oluyor. Ya mesela az önce Kievler batıya da daldı. Ve hemen barıştılar. Niye abi? Vursana işte sen de. Arkadaşımsın bir de. O kadar akrabayız. Vursana sen de benimle birlikte. Bak bu kadar, bugüne kadar saldırmamışım sana. Dokunmamışım. Kızılık vermişiz. Bana Aseray girmiş oradan. Sen de diyorum ki ha diyorum tamam bizim akraba da güneye daldı. Sıkıştırıyoruz abi. Yo barıştılar hemen mesela. Yani bu... Bazı yerlerde oyun çok oyuncu fokusu çok belli ediyor ya. Sinir oluyorsunuz onlara. Ya şu diplomasi modu bile kurtaramıyor baksanıza. Kiminle barıştık ya yine. Ve bu Bannerlord böyle kalacak bu arada ben size söyleyeyim. Bundan sonra artık quality life mod şeyleri gelir. Güncellemeler alır yani. Köklü bir güncelleme ben artık beklemiyorum Bannerlord'a. Zaten çıkıldı artık 4 kaç yıl oldu? 6 yıl mı oldu? 2020'de mi çıktı? Kaçta çıktı oyun? 4 yıl oldu. Pandemi dönemi çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Yani 4 yıllık bir oyun bir de. Ya mod komitesi ayakta tutuyor şu anda. Açık konuşayım modlar olmasa ben Bannerlord oynamam. İttifak yapabilirsek güzel olur bu arada. Onlar da çünkü bizim şey yok ilgilenmiyorlar. Asera'ya dalmışlar şimdi. Oğlum siz mal mısınız ya? Adamlar o kadar ittifak dedi, biz kabul etmedik abi. Adamlar da haklı.
Oğlum Santiago'ya girin. Tamam abi biz direkt zaten çöktük buraya. Tamam. Güzel gidiyoruz şu anda. İstediğim gibi gidiyor yani. Bana verirlerse alırım bu arada. Torgot'a gitti. Bir şey diyeyim, benim chat de popülerdi. Ben de aldım geri. Bilmiyorum da direkt canlı olarak ayar... Ha. Orada gank yememişler değil mi? Sanki bir gank yemişler gibi ama. Tamam siz aldınız abi Santiago'yu. Ben de boş durmayayım. Köy yağmalayayım bari. Cık, gene geldi ya. Teyze sen ölsen mi artık? Valla gideceğim bunu bir yere vali mali yapacağım ha. Tamam. Santiago da alındı. Şuraya gidelim. Valencia'ya girildi. Hemen gidiyorum. Santiago. Torgot alsın ya. Vallahi görüyorsunuz abi girdiğimizi çökertiyoruz yani. Vallahi güney saraya savaş açmışsa biz güneye bayağı vururduk. Yine aldık bayağı toprak aldık ama Aseray karışmasaydı biz daha da vururduk yani. Baksanıza bir geldik toprakları geri aldık ekstra şehirler alıyoruz şu anda. Valencia'ya bir yardım edebilir miyiz? Valencia'yı aldılar galiba ya sıçayım ağzınıza. Bunları bir karede basayım ben. Oğlum en güzel yerinde araya girdin ya. Bunları kaleye sokabilirsem şehre geri. Bunun bir ağzına sıçalım şimdi karede. Yıkılan surları. Ya da yok ya. Vazgeçtim. Meydan muharebesi daha tatlıdır. Belki şu 300 egi gelir üstüme. Ya dağılmışlar mı? Vay pusiler. Yetişemedik ya Valencia'ya. Ops bir dakika. Sigacım Valencia'ya dönsen mi? Diyeceğim de çökmüşsün ya oturmuşsun artık. Neyse döner bizimkiler Valencia'ya. Dön dal abim şunlara sen de. Yakaladın onları. Helal sana. Tamam. Salarız bir tane şuradan. Sıkıntı olmaz. Teklif mi geldi evlenme? Gelir bir daha ya. Ne olacak? Ben başka bir şey yapacaktım ha. Kelle alacaktım ama kaçanlar oldu. Közü sözü bir. Şimdi bizimkiler ne yapıyor? Çok iyisiniz. Lisbon girilmiş. Alıyor hatta Luchan Lisbon'u. Çok iyi lan. Kale alınıyor. Güzel biz bunları rahat atarız bu buradan.
Hatta şuralara bile girebilirim yani ufak ufak. Bitiremeyiz Asira'yı ama bayağı bir yıpratırız. Valencia'yı alırlar ya, ben müdahale etmeyeceğim. Siga şurayı alsın, Valencia'yı yönlendiririm ben onu. Ama garnizon bırakmıyorlar şehirlere falan. O biraz sıkıntı. Tamam, Valencia'ya gidiyor. Çok güzel. Lüçan burayı aldı. Oradan da şu kaleye gitse. Ben onu kaleye gönderirim. Şuralar biraz sakat olacak. Oralara gidelim. Keşke oraya gitseydim ya. Stop that. Who are you? Is this bad? Kimdi o? Biri kelle aldı buradan. Enki Menki diye biriydi. Enki. Sıfır atınız. Enki'ye bana düşsün, ne olur. Düşmedi ya. Düşmedi bana ya. Düşmedi, düşmedi. Düşeliydi. My sword is yours to command. Esir yok mu ya sende? I await your very well. What do... I await. Allah Allah, esirler nerede oğlum? 7-8 dort vardı orada ya. Allah Allah. Bunların niye parası yok abi? O esirler nerede? Ahmet. Enki istiyorum, o Enki'yi bana verin ya. Allah Allah. Bizimkiler aldı herhalde esir. Ciddi misin ya? Okay. I'm your
Oğlum senin param benim param lan mal. I'm you. Heh. Bay 4 Lord'a 112 tane at ha. Peace to you. Oğlum inki nerede ya? Kafayı yiyeceğim ha. Aa. Herkesi buldum, bir onu bulamadım ya. Kaçtı mı ya? Lord'a mı bakmadık? Bakmadın mı hepsine? Sirası gelen gidiyor ablam. Yapacak bir şey yok. Ben bütün Lord'lara bakmadım mı? Kime bakmadım? Buna baktım ya. Ha buna bakmadım mı? Yo burada da yok. Allah Allah. Çok pis merak ettim ha adamı. Al bakalım. Aa, inki tutsak düşmemiş. Bakalım. Olaf. Olaf mı? Olaf'a baktım ben. Yo, ink yok burada. Allah Allah. Tutsaklıktan mı kaçtı acaba? Libisomit hoş geldin. Tutsaklıktan mı kaçtı acaba? Neyse. Kaçmış herhalde. Adamı bulamıyoruz arkadaşlar. Çok enteresan. Benim oğlan esir almış ama adamı bulamıyorum. What? Urkay'ın bildiğini takip ediyor. Ben dediğim adres var mı? Nasıl bir kişi birimden ayrıldı lan? Aa niye ben? Ha şeymiş o ya. Pardon pardon. Tamam şey ya. Yeni gelmiş şehir ya. O sırada şehir gelmiş. O yüzden 5 yükseldi. Ben takip edeyim o birliği. Ben niye takip etmiyorum? Ben de oynayacağım. Döndün daldın aldık. Erar Osven. Thanks for it. I give up. Bana az esir düşüyor ha. Vallahi bana az esir düşüyor. Söveceğim ha. Olaf serbest bırakmış. Manyak mı benim oğlum? Niye öyle bir şey yapıyor? Ben tırım tırım kelle alıyorum burada.
Hayır, bir de bizim krallıktan birinin kellesini aldı eleman yani. Bizim oğulların onu... Neyse, anladınız sonu. Bu savaş çok kelle aldık lan bu arada. Asırı'yı bitirdik anasını satayım. 7K falan gücü kaldıysa kalmıştır bunu. 7.8 yani 7800. Bitirdik bitirdik. Oğlum sen bunu hak ediyorsun bu arada. Sen bunu hak ediyorsun bu arada. Bu ne lan? Sen bunu hak ediyorsun bu arada. Sana böyle bir kadın lazım. Yani. Sana bir tane sugar mommy lazım. Oğlanlara bak, kızlara bak ya. Oğlanlar kırık oluyor, kızlar da psikopat oluyor anasını satayım. Bu nasıl bir sülale ise? Şuna bak. Yüzünü gözünü bu boyamış manyak. Daha bu yaşta. Fenris, sen hiç girme konulara Fenris. Bak. Bak, kendini ele veriyorsun. Yapma. Karışma işte ya oradan. Bu tarz şeylere yorum yapmadım. Sonra bana kızıyorsun. Beni niye karıştırıyorsun diye. Yapma işte şunu. Bak, hiç sesin çıkmıyordu bir saattir. Yani bir şey gördün orada ilgini çeken, hemen abi olgun seviyordur. Ya olabilir, sen de sevebilirsin. Sıkıntı yok da hani. Sonra dalga geçince kızma bana. Yani kendin kaşınıyorsun şu an yani. Sevebilirsin kardeşim, bir itirazımız yok. Yani herkesin zevk kendine. Bilmem ben artık, uslu uslu mu oturuyorsun? Seviye, 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 nerede seviye? Heh. Tamam, bunları bu kıtadan harbiden atıyoruz bu arada. Bir tane kareleri kaldı. Ya arkadan savaş açarsınız ha. Dur, daha bu savaş bitecek. Bir de ben bir tur güneye dolaşacağım. Hadi bakayım. Zaten başka dövecek adam kalmadı arkadaşlar. Bizans, Bizans. Etliye sütlüye karışmıyor gördüğünüz gibi. Göreceğiz. Saat 12 olmuş. O zaman bu akşamı bırakalım. Yarın dövüşmeye devam arkadaşlar. Yarın dövüşmeye devam. Burası bırakmak için güzel bir yer. Aynen öyle. 19. gün. Evet, yan stüdyoya bağlanacağız şimdi. Dragon's Dogma yayını kaçırmayın. Bugün aksiyonlu bir gün olacak. Allah izin verirse. Güzel bir gün olacak Dragon's Dogma'da bugün. Artık mid game'indeyiz oyunun. Yeni haritadayız. İzlemenizi tavsiye ederim bu arada, ilginiz varsa. Sphinx falan gideceğiz. Bir şeyler yapacağız. Abi uyuyakalma olayınızı halledeceğim. Az kaldı. Biraz daha da dayanın. Dragon's Dogma yayınları sıklaşacak. Biraz daha dayanın. Dragon's Dogma'yı da Allah'ın izniyle bitireceğiz yani. Bakalım hayırlısı. Oğlum bana soramazsın ya. Neyse, en azından küçük sordu. Bu arada yeni beğenmeyi de unutmayın. Geri gider ayak. Ya 4. bölümdeysen izle, izle gel, acele etme. Yani bence o zaman izlemesen bu akşamki yayını, sen tekrar izle. Hani senin için daha şey olur. Bir şey kaçırır mısın? Yani ana senaryoda ilerlemeyeceğim. Bugün. Çok ufak bir ilerleyeceğim.
Ana senaryoda ilerlesek oyun bitmişti zaten, onu da söyleyeyim. Yani çok uzun bir ana senaryosu yok oyunun. Her neyse arkadaşlar, yarın 21'de Bannerlord'da devam edeceğiz. Şimdi Dragon's Dogma yayına geçiyoruz bir 5 dakika molamızın ardından. Haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi geceler. Sorularınız varsa yayına tekrardan gelebilirsiniz. Az önceki yaz sonra yayına tekrar gelebilirsiniz. Ya da yorum bırakabilirsiniz. Ama ne yaparsanız yapınız, beğeni bırakınız. Beğeniler önemli. Kendinize iyi bakın. Ben niye Yunan balıkçılar gibi konuşmaya başladım bilmiyorum. Kendinize iyi bakınız efendim. Görüşürüz.